Nereden belirdin sen? Döndüm dolaştım yine Tilki'nin kürkçü dükkanına döndüğü gibi sevgili Enis. Bir Assassin's Creed oyununda buldum kendimi. Ne diyeceksin buna? O kadar laf et Unity'ye. Ondan sonra gemi kullan. Laf etme. Bir şey olur. Bir şey. Evet. Aynen. PC, PlayStation eski nesil için aslında oyun gezerde bir ilk 10 dakika videosu vardı ama PC versiyonunda bir gösterelim istedik. Evet, çünkü gözüme çok hoş göründü benim ya. Yani ben de beğendim. Tabii biraz dangozluk var, o ışıkları görüyorsun sağda. Hı-hı. Sonradan beliriyorlar. O geliyor falan. Texture. Aha bir şeye bak. Al. Albanya'ya geldik çünkü. Al. Şu an görev icabı bir senaryoda doğrultusunda ilerliyorsun. Yes. Rogue'u bitirmiş miydin PlayStation 3'te yoksa PC'ye mi sakladın? Rogue'u hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum Rogue'u. Tabii. Şeye sakladım hevesimi. PC'ye elbet çıkar diye. Ümit oldu, ettiğimde oldu. Elbette çıktı zaten. Yani ertelendi. Şubat'ta çıkacaktı. 10 Şubat'ta mı, 10 Ocak'ta mı ne çıkacaktı da bu zamana kadar ertelendi. Nihayetinde çıktı. Bilmeyenler için söyleyelim aslında Rogue ilk olarak Assassin's Creed Unity ile aynı anda çıktı. Unity işte yeni nesil bir AC macera sunarken hatta Rogue eski nesil için yapılmıştı. Ya Rogue'u da şey için eski nesil Xbox 360 PlayStation 3 sahiplerini boş geçmeyelim. Onlardan da bu yıl paramızı alalım mantığıyla yaptılar derken Unity patladı. Rogue çok sevildi. Evet. Rogue'u Black Flag 2 olarak düşünebilirsiniz. Farklı bir karakterle oynadığınız, farklı yörelerdesiniz. Black Flag Güney Amerika'daydı bu. Kuzey Amerika'da hatta donuyorsunuz. Mesela oyuna yeni eklenen bir dinamik olarak kar yağan soğuk yerlerde suda kalırsanız donmaya başlıyor karakterimiz. Karakterimiz bu arada Shane Cormack. Shane Cormack. Bu evet. Espri daha çok yapıldığı için ben tekrar aynen. Şu aralar kendisi Assassin ama spoiler değil, bu Null gibi ilk trailerından beri biliyoruz. Arkadaş Templar olacak. Evet. Fırsat bulduğunda. Ben hep derim zaten 8-10 oyun yaptıktan sonra bir de kötü tarafından dinleyelim hikayeyi. Ki kötü taraf mı acaba ya? Yani, bakış, yani çünkü Assassin's Creed'lerde Templar soy saf kötüdür. İşte Assassin'ler saf iyidir diye bir şey yok aslında. Tamamen bakış açısı. Neyin iyi neyin kötü olduğunu. Assassin'ler tamamen herkese özgürlük. Free will derkene kendileri illa şunu yapalım illa bunu yapalım şeyine hatasına düşüyor. Templar da aslında düzenin hani aynen. Bir komuta zincirindeki düzenin insanlara huzur getireceği inancında hareket ediyorlar. Aynen. Dağınıklık ondan sonra şey bu şey değil yani. Başka şeyler. Dünyanın düzenini mahvediyor. Bu arada çok kötü oynuyorsun şu anda. Kusura bakma. Çünkü bana gamepad'ini verdi. Yani ben istiyorum seni. Mekanik klavyemle oynayacağım dedim. O zaman şöyle oluyor. Şöyle sesler geliyor mikrofona. Gamepad'ini verdi. Ben de gamepad'le oynamadım bunu PC'de. İstiyorsan ben oynayayım. Ben oyuncu olacağım. Al. Yani sen, sonuçta gamepad'le tabii canım, oynadım. Önemli olan izleyicinin keyif alması. Yani önemli olan benim keyif almam. Şimdi ne yapıyoruz? Sanırsam bunlara giriyoruz. Ben bunları mesela öldürmek istiyorum. Bence öldürdüm. Hırç! Öldürdüm. Şimdi mesela bunları da öldüreceğim. Böyle nedir ya? Bu mudur Assassin's Creed oynayışın senin? Yani Assassin's Creed artık yani ne gizlilik mi yani aslında? Bunlar tartışıyordu bak derhal sana daldılar. Hop ne oluyor bizim gibi Urbalılara dalıyorsun. Gerçi onlar da düşmanımızdı. Bak eski Assassin's Creed'lerdeki 800 kere gereksiz vurma şeyi. Halbuki o ilk bıçağı soktuğunda öldü o adam. Bunu çok sevmiştim Unity'de. Evet. Koşuyorsun, garç, öldün. Veya karşı tarafa da aynı şekilde. Sen göreve git bari de görev görsün insanlar. İnsanlar aksiyon görsün ya. Ben insanlar aksiyon istiyor. Ya ben görev adamıyım, hikaye. Play'i seyrettiyseniz eğer bir fark yok aksiyon açısından yani. Hatta Assassin's Creed 3 ile bile, ben Black Flag ile bu arada Assassin's Creed 3 arasında bir fark olmadığını söylüyorum. Öldürme animasyonu açısından. Hatta kılıçla baltaya vuruyormuş gibi vuruyorlar yani. Hani balta animasyonu var hala kılıçlarda. Olabilir. Çünkü rahatsız ediyor bir süre sonra. Adama 80 kere vurmuşsun aynen devam ediyor. O son vuruşa kadar. Yani çok enteresan. Bu arada köpekler avlıyor olabilir. Şu an köpekler gaza geldi. Niye bilmiyorum. Dışarıda bir köpekler, aksiyon var. Evet, evet. Size geliyor mu siz emin değilim ama. Şöyle bir görev alalım. Bu bizim en yakın kankamız Liam. Ve diğer bir assassin ablamız ha diye oyunu korkuyor. Oyunu bitirmedim ama büyük ihtimalle o kankamızla bir en sonunda bir mücadele olacak. Öyle hissediyorum ben. Öyle yani. Döneceğine göre şey
Assassin'likten. Ben şeyi merak ediyorum. Döneceğini biliyorum ya. Ne şartlarla dönecek? O çok büyük bir merak meselesi benim. Söyleme. Spoiler. Yok söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Yok sadece şey. Ben de okudum derken yani dinlediğim kadarıyla zayıf bulmuş pek çok insan o dönme şeyini. Biraz hani zorlama mı? Yok. Aynen biraz ölme. Madem öyle o zaman ben de temple bak, bak ahenkle şey. Dans ediyor şu boynundaki fular. Adamın ismi Gardırop bu arada. Dikkatini çekerim arada. Bir şeyler oluyor. Şeye laf ettiler. Falan filan zaten. Kapşonumu takar, basar giderim. Aynı. Aynı ile vaki. Valla hoş grafikler. Ben korkum neydi biliyor musun? Liberation gibi çok kötü olmasaydı evet. Grafiklerin. Liberation'ı hakikaten katlanamadım. Ne oynanışına ne şeye. Vita çevirmesiydi ya ondan büyük ihtimalle. Ne bileyim Vita'da da daha güzel yapılabilirmiş diyorum o zaman. Bu hakikaten ya Black Flag'i gayet güzel sevmiştim, oynamıştım. Çatır çutur oynanır modundayım şu anda. Herhangi bir sorun da bul. Ha şey bak şöyle tam evet. Onu diyecektim. Ölen insanlar paralel evrene bir geçiş yapıp geri geliyorlar, bir sarsılıyorlar. Ben bunu da üzüldüm. Ya Unity'den sonra bu oyunda insan öldürmek gerçekten çok kolay ya. Hani Unity'den sonra robo oynarsan, siz de o kez daha oynarsanız fark edeceğiniz ilk şey çok kolay olması düşmanlarla kapışmanın. Çünkü Unity'de 4-5 kişiyle aynen dövüşmek gerçekten zor iş yani. Evet evet. Zorluyor insanı. Biri daha beni gördü ama ben şey hızla uzaklaş. Sızacağım böyle sızıyorum ben koşarak. Koşarak sızmak benim uzmanlık alanım. Bu arkadaş bir basın açıklaması yapıyor. Ben Franklin mi? Evet ben Franklin. Aynen öyle ben Franklin. Umarım şey yoktur bak. Unity'de de Napolyon var şu var bu var diyorlardı ya. Mark Dursey falan cırt 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 2 saniye görüyorsun kayboluyorlar. Ben Franklin bayağı var bu oyunda ya. Bu arada tam birinden bir şey çaldım. Adam alkışlayarak içe girdi ya. Dedim herhalde çalamadım. çaldım. Herhalde beni alkışlıyor sandım yani. Bravo. Ben böyle bir hırsızlık görmedim. Rezil herif diye. Fulallara takıldım ben yalnız. Çok oynuyor değil mi fulallar? Bir de belli bir yere kadar sabit. Ondan sonrası oynuyor. Aşağısı oynuyor. Yani rüzgarlı mı? Öyle değil. Saçlar hiçbir şekilde oynamıyor. Üst taraf kolalı herhalde. Şey. Ha saçlar oynuyormuş. Çok az. Grafikler bu arada hakikaten yani çok iyi değil. Tabii ki de Unity gibi değil ama beklediğimden daha iyi benim. Yani kesinlikle evet. Oynarken şey demem. Hani artık eskidi falan demem yani. Unity şey çok gerçekçiyken bu Telltale Games'in oynanan grafiklerine yüzlerine benziyor insanların yüzleri. Ha öyle mi? Walking Dead'in mesela o çizgi filmsi havasına var simalarda. Ben bunu öldürürüm. Zaten oyunda bana öldür diyor. Hayda. Oyunlar değil. Bak her zamanki gibi sıra sıra dizilmiş askerler. Buradan geçiş yok. Önümüze gelene 100 tekme. Hop. Şu oyunun bana çizdiği patika seni böyle şeye inandırıyordu. İlk oynarken mesela çok hissetmiştim onu. Oo, güzel yani güzel. Yani sanki güzel, bunu güzel. Ben yaptım gibi hissettim ama aslında oyun kendi yaptı yani. Buraya çıkayım da. Şeklim olsun. Buraya çıkayım da Maldoror gibi yerim belli olsun. Şimdi şu adamı da öldürelim bence. Ondan sonra kapatalım. James Gardrop. Okay, James Gardrop. Aynen öyle. Yeşil tarafta, solda. Biliyorum ben girecek yer arıyorum. Assassin'iz değil miyiz falan diyen sen de şimdi ben burada Assassin'e uygun olarak bir yerlerden girmeye çalışırken lütfen kapıdan girmeyeyim yani merhaba ben geldim diye. Bu arada Rogue'un başlangıcı bana çok sıkıcı geldi. Sen ne düşünüyorsun? Ya Black Flag üzerine aynı şeyleri yapmak ve aynı şeyleri öğrenmek çok sıkıcı. Ben şeyi anlamadım şimdi Black Flag'de de adamın kaptanlık o korsandı. Onun assassin'likle alakası yok. Alakası yok. Bunda assassin kaptanlıkla alakası yok. Beleş gemi geldi. Hadi evet, bakalım. Evet o çok zorlama olmuş. Kaptan zaten. Olduk. Hadi bu gemi de senin olsun. Öyle işliyorsa olaylar ya, eğer yakın zamanda oynadıysanız Black Flag'i biraz ara verin derim ben bunu oynamadan. Çünkü yani başlangıcı çok sıkabilir. Aynı şeyleri evet, bir daha öğretiyor size. O metal yorgunluğunu ben Fear'da yaşamıştım. Fear 2 gelecek diye. Fear 1. Fear'ın ek görev paketi 1 2 arka arkaya oynadım. Nefret etmiştim Fear 2. Ki yani Fear 3'ü Allah'tan oynamamışım. Sonra Fear 3'ü de oynadım yani. Nefret ede bitirdim. Pardon Fear 2'den değil. Fear'ın ek görev paketinden nefret etmiştim. O da uzun bir görev. O zamanlar tabii ek paket dediğimiz şey var. Bir de çok gereksiz saçma sapandı. Şey vardı ya orada abi vardı. Öldürüyordun alnına sıkıp. Hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra direkt ek görev paketinde abinle başlıyor ve şey böyle abi hayatta paranormal bir abiydi zaten o. Tabii. Hayatta geliyor. Biliyorum beni öldürdün. Alnıma sıktın.
şimdi hayattayım. Nedenini merak ediyorsun. Bence merak etme. diyor ve devam ediyordu yoluna. Merak etmiyordun ondan sonra tabii. Tamam küf ben merak ediyorum. Bazı şeyler sorulmaz falan diyor. Şu an insanlar... Toplanıyor. Ya dövüşe katılmayanlar da sol alttan gördüğüm kadarıyla bakıyor. Ne zaman girsem? Acaba buradan... Aha. Şurada break... ben buradan girerim. Abi herif kırıldı. Kırt diye ikiye ayrıldı. Hastasıyım bir şeyin. Ne kadar kolay ya. Ben şu James gardırobu öldüreceğim ya. Nerede bu kill diye buradaymış. Kill la kill. Ha kaçıyor. Bunlar niye öyle duruyor? Amerikan futbolu savunma oyuncuları. Ha yan taraftan atlayamıyorsun çünkü zannediyorlar. Sokaktan yanımızdan geçecekler. Of bak. Vay şekilmişsin James Gardrop. Aha geliyor. Şekil olmayı bırak. Diğerlerinden daha çok dövüyor. Gerçekten hani ben yani Sıkır Rob'u oynamadım. Sen verince hani kontrolümü elime aldım da. Çok kolay ya. Hemen hatırladım yani nasıl adamları indireceğimizi. Ben bu arada gemi ortamını ve günümüz kısımlarını da sevdim. Onlar da birebir aynı. Flag flag ile. Vur hadi bana vur. Günümüz ortamında da virüs giriyor şeye. Animus'a. Bütün Abstergo'ya pardon onu çözmeye çalışıyorsun. Bu ortamlarda yavaş yavaş şey yapıyor. İlk Assassin's Creed'de bile vardı o ama yani öldürdüğün adamın aslında kötü olmama ihtimalini bir şey tabii. Kendince iyi bir şey yapmaya çabaladığını o, şu diyaloglardan anlıyordun. Anlıyorum ki zaten o aynı o ilk Assassin's Creed'de hani biraz oraya bağlanıyor. Bitirelim o zaman abi daha fazla göstermeyelim. Evet evet yani zaten 6 aydır falan teşekkür ederim. Orkan, kusura bakma kolumu elinden aldım kolumu aldım. Her şey izleyicilerimiz için. Komşu çocuğu. vallahi güzel. Tabii fiyatı biraz sıkıntılı Ubisoft oyunu olduğu için Steam de biraz pahalı. Bir bakmak, karşılaştırmak lazım belki. Evet. Play Store'da birazcık daha ucuzdur belki. Ama Assassin's Creed sevenlerin hikaye olarak Unity'den daha doyurucu bulacağına eminim. Hala inanamıyorum ben yalnız buna. Karakter olarak olmasa bile hikaye olarak Unity'den daha doyurucu. Evet kesinlikle daha doyurucu. Bir de daha çok merak eden bir konu insanlar. Templar tarafını görmek benim Assassin's Creed oynayan birisi olarak daha çok merak ettiği şey yani. Bence de es geçmemeniz gereken böyle özellikle Unity'den istediğiniz verim alamadıysanız çok büyük beklentilerle olmasa bile keyifli bir Assassin's Creed deneyimi yaşayabilirsiniz. Bence Black Flag eğer oynayalı çok uzun zaman olduysa Allah deneyin. O ne lan? Şşt, ne oluyor orada abi? Şşt bak ya. Templar aranıza katılacağız yarın bir gün. Şimdi böyle yaparsan İleride ne yapacağım? İleride ben de başka şeyler yaparım yani. Allah! Abi yok taktı abi. Biz mabadı kurtarmak için kesmemiz gerekecek abi. Allah! Kaç burada şimdi? Büyük ihtimalle öleceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Korkuyorum henüz.